Bir önceki videoda oksidasyon yani yükseltgenme ve redüksiyon yani indirgenme konularını gözden geçirmiştik. Şimdi öğrendiklerimizi hücresel solunuma uygulamaya çalışalım arkadaşlar. Öncelikle hücresel solunumun tanımını yapalım gelin. Hücresel solunumda elimizde suda çözülmüş halde bulunan 1 mol glikoz molekülü bulunuyor. Tamam mı? 1 mol glikoz. Yani C6H12O6 var. Evet bunu not ettik. Bu glikozu 6 mol moleküler oksijen ile birleştiriyoruz. Hücrelerimiz hücresel solunumu gerçekleştirirken aslında bu tepkime gerçekleşir. Bu tepkimenin birçok aşaması var. Bu aşamalardan ayrıntılı olarak başka videolarda bahsedeceğim. Bu tepkime sonucunda 6 mol karbondioksit oluşur. Tepkimeye giren oksijeni içimize çekeriz. Oh böyle. Tepkime sonucu oluşan ve bir yan ürün olan karbondioksiti de soluyarak dışarı veririz böyle. Oh şeklinde. Evet. Oh yani bu şekil. Tepkime sonucunda karbondioksit yanında 6 mol de su meydana gelir. Ama bu tepkimenin en önemli ürünü esas olarak arkadaşlar enerjidir. Enerji. Çünkü hücresel solunumun esas amacı enerji üretmektir. Ve oluşan bu enerji vücudumuzda depolanır. Belki bu enerjinin bir kısmını ısıya dönüştürürüz. Az önce de söylediğim gibi hücresel solunumun asıl amacı bu tepkime sonucunda meydana gelen enerjiyi 38 ATP olarak depolamaktır. Hatırlayalım. ATP'nin hücrenin enerji birimi olduğunu önceki videolarda anlatmıştık. ATP şeklinde depolanan bu enerji daha sonra vücudumuzdaki hücreler ya da dokular tarafından kasların kasılmasında, sinir hücrelerinin uyarılmasında, hücrelerin büyümesinde ya da bölünmesinde yani kısaca biyolojik sistemlerin başka ihtiyaçlarının yerine getirilmesinde kullanılır. Bir önceki videoda yükseltgenme ve indirgenme hakkında birkaç şey öğrenmiştik. Şimdi bu öğrendiklerimizi hücresel solunum'a uyarlamaya çalışalım. Bir önceki videoda söylediklerimizin üzerinden şöyle bir geçelim. Bir kimyacıya göre, oksidasyon yani yükseltgenme elektron kaybetmek anlamına gelir, tamam mı? Kaybetmek, elektron kaybetmek. Öte yandan, reduksiyon yani indirgenme ise elektron almak anlamına gelir. Akılda kalması için şöyle diyebiliriz: O kay, yani aslında bunu İngilizce okay diye yazılan okey diye de söylüyoruz ya dilimizde. Hadi aklınızda kalsın okey diyeyim ama okay olarak yazalım ve rekaz kelimelerini kullanabiliriz. Yani okay dediğimizde, okay arkadaşımızın adı okay gibi de düşünebilirsiniz. Oksidasyon kaybetmek. O-kay. Oksidasyon kaybetmek. Tamam bunu kısalttık. Rekazda ne diyeceğiz? Redüksiyon kazanmak. Rekaz, redüksiyon kazanmak. Bu şekilde kısaltarak... Okay ve Rekas kardeşler olarak kısaltarak aklımızda tutabiliriz. Bir biyolog ya da biyokimyacı için bunlar farklı e, tanımlamalar gerektirir. Biyologlar için yükseltgenme hidrojen atomu kaybetmektir. İndirgenme ise hidrojen atomu kazanmaktır. Bir önceki videoda hidrojenin girdiği tepkimeler söz konusu olduğunda bu tanımları kullanmanın kafa karıştırıcı olduğundan bahsetmiştik. Çünkü hidrojen kendini... E, hidrojenin yani kendini kaybetmesi ya da kazanması kulağa mantıksız geliyor. Fakat aslına bakarsak bu iki tanımın birbiriyle tutarlı olduğunu anlatmıştık. Mesela karbonu ele alalım. Elimizde karbon içeren bunun gibi bir bileşik var diyelim. Bu karbon bir hidrojene bağlı olsun. Belki diğer taraftan da başka şeylere bağlıdır. Elimizde bir de oksijen içeren bunun gibi bir bileşik olsun tamam mı? Bunları gelişi güzel çiziyorum arkadaşlar. Evet, bu iki bileşiği kullanarak bir tepkime gerçekleştiriyoruz ve tepkime sonucunda da bunlara benzer bileşikler elde ediyoruz. Burada da karbon oksijene bağlı olsun. Diğer oksijen de buradaki hidrojene bağlanmış olsun. Şimdi bu bileşiklere bakan bir biyolog buradaki karbonun yükseltgendiğini söyler. Çünkü bu karbon hidrojenini kaybetmiştir. Hidrojen bu karbondan kopup bir dakika farklı bir renkle göstereyim. Bu oksijen ile bağ kurmuştur. Dolayısıyla biyoloğa göre bu oksijen de indirgenmiştir. Çünkü oksijen ne yapmıştır? Hidrojen kazanmıştır. Şimdi bu bileşikleri bir de kimyacı gözüyle inceleyelim. Periyodik tabloya baktığımızda karbonun hidrojenden çok daha elektronegatif bir element olduğunu görüyoruz. Ve oksijen de karbondan daha elektronegatif bir element. Sonuç alarak karbonda, oksijende, hidrojenden çok çok daha elektronegatif böyle diyebiliriz. Ve bunlar hidrojen ile bağ kurduklarında hidrojenin elektronlarını kaparlar. Yani alırlar. Bakın buradaki bileşikte karbon elektronları kapar. Fakat burada karbon hidrojenden ayrılıp oksijen ile bağ kurduğunda oksijen elektronları kapar. Çünkü oksijen karbondan daha elektronegatif değil mi? Yani aslında karbon hidrojenini kaybedince elektronları kapma fırsatını da kaybetmiş olur. Ayrıca oksijen ile bağ kurunca kendi elektronlarını da daha elektronegatif olan oksijen tarafından oraya doğru kaybeder. Yani kendi elektronları da oksijen tarafından kapılır. İşte bu yüzden de kimyacıların ve biyologların tanımları birbiriyle özünde tutarlıdır aslında. Benzer durum oksijen için de geçerli arkadaşlar. Ona da bakalım. İlk durumda oksijen oksijene bağlı halde ve bu iki oksijen birbirinden herhangi bir elektron kapmaz. Fakat bu oksijen hidrojen ile bağ kurduğunda yani hidrojeni kazandığında hidrojenin elektronlarını kapar. Çünkü oksijen hidrojenden çok daha elektron negatiftir. Bu durumda oksijenin elektron kazandığını da söyleyebiliriz değil mi? Bu yüzden bu iki tanım birbiriyle tutarlı. Fakat hidrojenin dahil olmadığı tepkimeler söz konusu olduğunda iki tanım tam olarak birbirine uymayabilir. Bu gibi durumlarda kimyadaki tanım her durumda biyolojik tanımdan çok daha tutarlı bir şekilde geçerli. Fakat bazen biyolojik tanımın anlaşılması çok daha kolay olabiliyor. Şimdi hücresel solunuma geri dönelim ve neyin yükseltgendiğini, neyin indirgendiğini anlamaya çalışalım. İlk olarak elimizde glikoz molekülü vardı. Buradaki glikoz molekülünün yapısını görüyoruz. Gördüğünüz gibi glikozdaki hidrojenlerin tamamı ya oksijene ya da karbona bağlı halde. Yani glikoz molekülündeki elementlerin yükseltgenme seviyelerini yazacak olursak hidrojen her durumda kendisinden daha elektronegatif bir elemente bağlı halde bulunur. Çünkü karbon ve oksijen hidrojenden çok daha elektronegatiftir. Yine tekrar ediyorum bunu. Dolayısıyla hidrojen elektronlarını bağlı halde olduğu elementlere verir ve sonuç olarak artı bir değerlikli hale gelir. Oksijene baktığımızda ya hidrojene ya da karbona bağlı olduğunu görürüz. Oksijen hem karbondan hem hidrojenden daha elektronegatiftir. Dolayısıyla bağlı durumda bu elementlerden elektron kapar. Fark etmez ikisine de bağlı ikisinden de elektron kapar. Sonuç olarak glikoz molekülündeki oksijen her durumda eksi 2 değerini alır. Şimdi de karbonu inceleyelim molekülün tamamının yükseltgenme basamağı sıfır yani nötr. Dolayısıyla karbonun da yükseltgenme basamağının sıfır olacağını düşünebilirsiniz. Glikozdaki karbonları tek tek incelediğimizde karbonların çoğunun gerçekten de sıfır değerlikli halde olduğunu görürüz. Mesela birkaç tanesini size göstereyim. Buradaki karbon bu hidrojenden elektron kapar fakat bu oksijende karbonun elektronlarını kapar. Öyleyse bu karbonun yükseltgenme basamağı sıfır. Aynı sebepten dolayı buradaki diğer 3 karbonun da yükseltgenme basamağı sıfırdır. Yani bu 4 karbon sıfır değerlikte halde bulunur. Şimdi de şu karbonu inceleyelim. Bağlı olduğu oksijenler bu karbonun 2 elektronunu kapar. Karbon da hidrojenin 1 elektronunu kapar. Dolayısıyla bu karbonun yükseltgenme basamağı artı 1'e yükselir. Bu karbona baktığımızda ise durum tam tersi. Bu karbon bağlı olduğu iki hidrojenin elektronlarını kapar. Ve bu elektronların birini bağlı olduğu oksijene verir. Sonuç olarak bu karbonda eksi bir yükseltgenme basamağındadır. Bu iki yükseltgenme basamağı birbirini götürür. Ortalama olarak glikoz molekülündeki karbonların yükseltgenme basamaklarının sıfır olduğunu söyleyebiliriz. Bu anlattıklarımı kimya tanımına göre açıkladım. Fakat biyoloji tanımı içinde durumun aynı olduğunu şimdi size göstereceğim. Glikozu oksijen ile tepkimeye sokuyorduk. Evet şimdi oksijenleri inceleyelim. Farklı bir renkle devam edeyim. Oksijenlerin yükseltgenme basamağı sıfır. Çünkü birbirlerine çift bağ ile bağlılar ve birbirlerinden elektron alıp vermezler. Elektronegatiflikleri de eşittir. Bir de tepkimin ürünlerine bakalım. Karbondioksitte karbon çift bağlarla iki adet oksijene bağlı halde. İki durumda da bu oksijen karbondan iki adet elektron kapar yani eksi 2 yükseltgenme basamağına geçer. Aynı şekilde bu oksijen de karbondan 2 adet elektron kapar. Ve bu da eksi 2 yükseltgenme basamağına geçer. Karbon da değerlik orbitalinde bulunan 4 elektronun tamamını oksijenlere kaptırır. Yani yükseltgenme basamağı artı 4 olur. Bu karbonu 4 adet elektron kaybetmiş olarak düşünebilirsiniz. Özetle karbondioksitteki karbon artı 4, Oksijenlerin her biri de eksi 2 yükseltgenme basamağında bulunur. Toplamda ne oluyor ona sonra tekrar döneriz. Şimdi suya bakalım. Oksijen hidrojenlerden birer elektron kapar. Yani toplamda 2 elektron kapar ve eksi 2 yükseltgenme basamağına geçer. Hidrojenlerin her biri de artı 1 yükseltgenme basamağında Evet, gelin artık hücresel solunum için yarı tepkimeleri yazmaya çalışalım. Kimya tanımına göre yazmaya çalışalım. Yani elektronlar üzerinden giderek yazalım önce. Evet, ilk durumda 12 hidrojen ile başlıyoruz. H12 yazalım. Evet, bunların her birinin artı 1 bir yükseltgenme basamanda olduğunu biliyoruz. Hücresel solunum sonucunda yine 12 hidrojenimiz var. Fakat burada 12 hidrojeni biraz farklı yazıyorum. 6 adet H2 olarak yazıyorum bu hidrojenlerin her birinin hala artı bir değerlikli olduğunu unutmayalım. Yani sonuç olarak hidrojenler yükseltgenmez ya da indirgenmezler ve yükseltgenme basamakları değişmez. Şimdi de karbonu inceleyelim. Tepkimenin sol tarafında 6 adet karbonumuz var ve bu karbonlar nötr. Tepkimenin sağ tarafında neler olduğunu da inceleyelim. Tepkime sonunda da 6 adet karbonumuz var. Fakat bu karbonların her birinin yükseltgenme basamakları artı 4. Yani karbonlar 4 elektron kaybetmiş durumda. Başka bir deyişle karbonların varsayılan yükleri 4 adet elektron kaybedince artı 4 olur. Çünkü 4 adet negatif yükü kaybetmişlerdi. Özetle 6 karbon hücresel solunum sonucunda artı 4 yükseltgenme basamağında bulunan ve yükseltgenmiş 6 karbona dönüşür. Bu yarı tepkimenin sağ tarafına bir de 24 adet elektron yazıyoruz. Çünkü karbonların her biri 4 elektron kaybetti ve toplamda 6 adet karbon var. Yani karbonlar toplamda 6 çarpı 4'ten 24 adet elektron kaybeder. Sonuç olarak hücresel solunum tepkimesinde karbon yükseltgenir. Çünkü yükseltgenme elektron kaybetmek demekti. Hücresel solunumun yarı tepkimelerini yazdığımızda 6 adet karbonun toplamda 24 adet elektron kaybettiğini gördük. Şimdi de oksijenin yarı tepkimesini yazalım. Glikozda eksi 2 yükseltgenme basamağında bulunan 6 adet oksijen var. Tepkimenin sol tarafında ayrıca nötr halde olan 12 adet oksijen var. Değerlikli halleri sıfır olduğu için bu oksijenlere herhangi bir şey yazmıyorum. Hücresel solunum gerçekleştikten sonra neler oluyor bakalım. Tepkime sonucunda karbondioksitte yükseltgenme basamağı eksi 2 olan 12 adet oksijen bulunur. Suda da yine yükseltgenme basamağı eksi 2 olan 6 adet oksijen var demiştik. 6 oksijen daha orada var, suda var. Yarı tepkimenin geneline baktığımızda ise sol tarafta her birinin eksi 2 değerlikli halde 6 adet oksijen e, var olduğunu görüyoruz. Toplamda eksi 12 yapıyor. Burada her biri eksi 2 yükseltgenme basamağında 6 adet oksijen. Burada da her biri eksi 2 yükseltgenme basamağında 12 adet oksijen var. Yani burada toplamda 24, eksi 24, buradaysa eksi 12. Dolayısıyla yarı tepkime sayesinde eksi 12 yükseltgenme basamağı, eksi 36 yükseltgenme basamağına dönüşüyor diyebiliriz. Bunun gerçekleşebilmesi için bu yarı tepkimede oksijenlerin toplamda 24 adet elektron kazanması gerekiyor. İşte oksijenlerin kazandığı bu 24 elektron esasen karbonların kaybettiği 24 elektrondur. Sonuç olarak kimyadaki tanıma göre karbon yükseltgenir. Elektron kazanan oksijen ise indirgenir. Bu anlattıklarımı özet gibi düşünebilirsiniz. Fakat yükseltgenmenin ve indirgenmenin hücresel solunuma nasıl uygulanabileceğini incelemek faydalıdır. Bu yazdığım tepkimelere baktığımızda önceden sorduğumuz bu enerji nereden geliyor sorusunun cevabını da bir nevi bulmuş oluyoruz. Herhangi bir kimyasal tepkimede enerji açığa çıktığını görürseniz bilin ki bu enerji elektronların yüksek enerji seviyesinden düşük enerji seviyesine geçmelerinden dolayı ortaya çıkar. Mesela elimizde yüksek enerji seviyesinde bulunan bir elektron olsun. Bu elektron daha kararlı halde olan daha düşük enerji seviyesine ya da daha düşük enerji seviyesindeki bir orbitale geçsin. İşte bu geçiş sırasında enerji açığa çıkar bu enerji ısı halinde ortaya çıkabilir ya da belki bir şekilde bir iş yapılır. Belki ATP moleküllerinin yapımına bile yardımcı olur. Burada yazdığım yarı tepkimelere baktığımızda karbon yükseltkendiği için kaybedilen, açığa çıkan 24 adet elektron görüyoruz. Bu elektronlar oksijen tarafından alınıyor. Tabii bu geçiş birçok aşamada gerçekleşiyor. Bu süreç sihirli değnek değmiş gibi bir kere de gerçekleşmiyor öyle. Bu elektronlar bu şekilde karbondan oksijene geçerken aynı zamanda daha düşük enerji seviyesine de geçerler. İşte tepkime sonucu açığa çıkan enerji buradan kaynaklanır. Yani 38 ATP yapmak için gereken enerji buradan gelir. Şu ana kadar bir kimyacı gözüyle yükseltgenmeyi, indirgenmeyi ve hücresel solunumu inceledik. Videonun başında bir biyolog bakış açısıyla yükseltgenme veya oksidasyon ile indirgenme ya da redüksiyon tepkimelerinin tanımını vermiştim. Kimyacı bakış açısıyla hücresel solunuma baktığımızda glikozdaki karbonun yükseltgendiğini gördük. Çünkü karbon hücresel solunumda elektron kaybeder. Aynı bakış açısıyla oksijen de indirgenir. Çünkü oksijen elektron alır. Karbon tarafından kaybedilen elektronlar buradaki oksijenler tarafından kazanılır. Peki yükseltgenmenin biyolojideki tanımı şu ana kadar anlattıklarım ile tutarlı mı? Şimdi de bunu anlamaya çalışalım. Bu tepkimeye baktığımızda hidrojenlerin tamamı glikozda bulunur. Glikozun moleküler yapısını incelediğimizde hidrojenlerin ya karbona ya da oksijene bağlı halde olduğunu görüyoruz. Tepkimenin sağ tarafına bakarsak da hidrojenlerin tamamının oksijene bağlı halde olduğunu görürüz. Yani genel olarak baktığımızda karbon hidrojen kaybetmiştir, değil mi? Ve karbonun kaybettiği bu hidrojenleri oksijen almıştır. Evet, bunu da yazalım. Biyolojik tanıma göre karbon hidrojen kaybetmiştir, oksijen de hidrojen kazanmıştır. Bu durum kimyadaki tanımla tutarlı. Çünkü biyoloji tanımına göre de karbon hidrojen kaybederek yükseltgenir, oksijen de hidrojen kazanarak indirgenir. Hidrojenlerin transfer edildiği bu mekanizma esasen NAD artı ve FAD gibi moleküller tarafından gerçekleştirilir. Bunu daha sonra ayrıntılı göreceğiz. Hidrojenler bir elektronegatif atomdan başka bir elektronegatif atoma aktarıldığında transfer edilen şey aslında elektron kapma fırsatıdır. Mesela hidrojene sahip olan karbon ise elektronlarını kapan da karbondur. Bu hidrojeni bütün bir atom olarak oksijene transfer ettiğimizde elektronları kapan oksijen olur. Yani oksijen elektron kazanmış olur, karbon ise elektron kaybetmiş olur. Sonuç olarak karbon yükseltgenmiş, oksijen de indirgenmiştir. Bunu önceki videolarda da dile getirmiştim. Oksidasyon ile ilgili en kafa karıştırıcı kısım isminden kaynaklanır. Oksidasyon kelimesini duyunca kesin oksijenle ilgili bir şey olmalı diye düşünürüz. Fakat işlem esasen oksijenin bir şeye ne yaptığı ile alakalıdır. Oksijen elementlerle bağ kurduğunda bağlandığı elementlerin elektronlarını alır. Ya da bunu şu şekilde de dile getirebiliriz. Bir tepkimede oksijen hidrojenleri alır. Hücresel solunum durumunda oksijen karbonun hidrojenlerini alır. İşte oksidasyon kelimesi buradan gelir. Tabi oksidasyon ya da redüksiyon tepkimelerinin meydana gelmesi için oksijen tepkimeye girmek zorunda değil. Oksijenin hiç olmadığı durumlarda da oksidasyon ya da redüksiyon tepkimeleri gerçekleşebilir. Umarım bu video sayesinde aklınızdaki yükseltgenme ve indirgenme tepkimeleri daha net bir hale gelmiştir. Bu tepkimelerin kimyadaki tanımını ilk duyduğumda mantıklı gelmişti ve çok iyi kavramıştım. Ancak daha sonra biyolojideki tanımlarını gördüm ve elektron yerine hidrojen atomlarının kazanılıp kaybedilmesinden bahsedildiğini de gördüm. İşte o zaman kafam çok karışmıştı ve bu iki tanımı birbiriyle bağdaştırmak benim için biraz zaman almıştı. Umarım sizin için bu daha kolay olacaktır.